Arkadaşlar YouTube coğrafya kanalında Doğu Ateş'le yine bir aradayız. 10. sınıf coğrafya sorularımızı çözmeye devam ediyoruz. Bu güzel etkinlikteki bu testimiz dış kuvvetler konusunun sorularından oluşuyor. Birinci sorumuz şöyle. Buna göre bilgi metninde numaralandırılmış süreçlerden hangileri dış kuvvetlerle ilgili etkileri yansıtır? Aşınma, taşınma, birikme. Şimdi arkadaşlar, dış kuvvetler yeryüzünü güneşten aldığı etkiyle, enerjiyle aşındır. Bu bir erozyon. Erozyonla aşınan parçacıklar yani kil, kum, mil, silt parçacıkları taşır, akarsuyla, buzullarla, rüzgarlarla taşır ve bu taşınan materyaller bir başka yerde biriktirilir. Demek ki dış kuvvetler yeryüzünün şekillenmesinde üç kuvvetin de etkisini kullanıyor. Bu yüzden cevabımız E seçeneğinde doğru olarak verilmiş deriz. Bir diğer soruya geçeriz. Diyor ki buna göre aşağıda verilen bölgelerden hangisinde dış kuvvetlerin etkisi daha azdır? Dış kuvvetlerin yeryüzü üzerindeki etkisini ortaya çıkaran temel kuvvet yer çekimidir. Yer çekimi gücünün etkisi yüksek yerlerde fazlayken alçak yerlerde azdır. Şimdi seçeneklerde yer çekimi etkisinin az olduğu yerini bulmak için şunu bilmemiz lazım. Yer çekimi diyor yüksek yerlerde fazla. O zaman burada az olan sorduğuna göre yer çekimi en alçak olan yerde en az etkilidir. Akdeniz'in yüksek yerleri bol. Karadeniz'in yüksek yerleri bol. Doğu Anadolu zaten oldukça yüksek. Ege Denizi'nde de Ege bölgesinde de dağlık alanlara oldukça sık rastlıyoruz. Ama Marmara bölgesi Türkiye'de yükseltinin en az olduğu deniz seviyesine en yakın olan bölgemiz. Dolayısıyla sorumuzun cevabı Ceyhan seçeneğinde doğru olarak verilmiş. Dünyada ortak kuşakta yer alan ülkelerde yeryüzü şekillenmesinde yukarıda olması lazım. Yanlış yanlış. Şimdi yukarıda verilen kuvvetlerden hangisinin en fazla etkili olduğu söylenebilir arkadaşlar. Kütle hareketleri, akarsular, rüzgarlar, buzullar, dalga ve akıntılar. Şimdi orta kuşak yani ılıman kuşak, ılıman bölgede en fazla etkili olan dış kuvvet akarsulardır. Bunu asla unutmayacağız. Dünyada en fazla alan kaplayan dış kuvvet akarsular. Aynı zamanda akarsuların oluşturduğu yeryüzü şekillerine normal erozyon ve normal topografya adı verilmiş bundan 200 yıl önce. Neden topografya demiş, normal topografya demişler? Çünkü akarsular orta kuşakta en fazla etkili olan dış kuvvet. Ama diğerleri hem yapıya yani kaya yapısına hem iklim koşullarına bağlı olduğu için bulunduğu bölgeye göre değişken özellikler gösteriyor. Dolayısıyla normal topografya içinde ele alınamıyor. Buna göre bilgi metninde çözülme sürecinde etkili olan olaylarla ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır? Çözülmeyle yeryüzünde ortaya çıkan şekillerin oluşumunda pek çok faktör etkilidir. Bunlar erime, çatlama, ufalanma, dağılma ve paslanma olaylardır. Şimdi arkadaşlar çözülme süreci yani bir nevi karstlaşma sürecinin içinde erime var, çatlama var, ufalanma var, dağılma var. Ama erozyon sürecinde ortaya çıkan şekillerin oluşmasında paslanmanın etkisinden veya paslanma diye bir olayın varlığından kesinlikle bahsedilemez. Dolayısıyla cevabımız Edirne seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Buna göre dünya haritası üzerinde gösterilen yerlerden hangilerinde fiziksel ayrışma daha etkilidir? Sıcak, yağışlı, bitki örtüsünün gür, kayaçların dirençsiz olduğu bölgelerde kimyasal ayrışma, kurak ve yarı kurak bölgelerde ise fiziksel ayrışma daha etkilidir. Şimdi diyor ki fiziksel ayrışma hangilerinde daha etkili? Arkadaşlar şunu asla unutmayacağız. Bakın benim adımı öğrendiğimiz kadar bunu da unutmayacaksınız. Benim adım ne? Doğu. Fiziksel ayrışma nerelerde? Çöllerde. En fazla etkili olduğu yerler çöller. Yüksek dağların zirve kısımları kutuplar çevresinde fiziksel ayrışma çok fazla. O zaman bu soruda 3 numara Büyük Sahra Çölü'nde ve Victoria Çölü'nde yani Avustralya kıtasının ortasında fiziksel ayrışma en fazladır. 4'te Kaliforniya'da, 2'de Amazon Havzası'nda, 5'te
Çin'de, Doğu Batı Çin, Doğu Çin'de, Doğu Batı kafam karıştı. Doğu Çin'de fiziksel ayrışma fazla değildir. Biz bu soruya cevaba Ceyhan verir. Doğru cevabı vermiş olmanın verdiği keyifle bir sonraki soruya doğru ilerleriz. Buna göre benzer bir durum fiziksel çözümleriyle aşağıda verilen iklim tiplerinden hangisi arasında vardır? Çözümle süreci yaşanan iklim ve ana kara özellikleriyle doğrudan alakalıdır. Örneğin tropikal iklimlerde kimyasal ve organik çözünme fazlayken sert karasal iklimde fiziksel çözünme oldukça etkilidir. Buna göre diyor fiziksel ayrışma hangi iklim türünde fazla? Arkadaşlar ben bunu aslında birazcık önce söyledim. Dedim ki fiziksel ayrışmanın en fazla olduğu yerler çöller, kutuplar ve yüksek dağlık alanların zirve bölümleri. O zaman çöl iklimiyle yani fiziksel ayrışmayla çöl iklimi arasında kesinlikle doğrudan bir bağ vardır. Çöllerde kumların, killerin, millerin, rüzgarla savrulan materyallerin bu kadar fazla olmasının sebebi fiziksel ayrışmanın inanılmaz fazla olmasıdır. Çünkü çöllerde gündüz sıcaklık artı 40 dereceye ulaşırken geceleri eksi 40-50 dereceye iner. Dolayısıyla bu 80-90 derecelik korkunç sıcaklık farklılığı kayaçların kısa sürede parçalanıp un ufak olmasına yol açar. Mutlaka aklımızda bulunsun arkadaşlar. Diyor ki buna göre kütle hareketlerinin fazla olduğu yerlerde durumlarından hangilerinin kütle hareketlerinin yaşandığı yerlerde görülen ortak özellikler arasında yer aldığı söylenebilir. Kütle hareketleri genellikle benzer yer yapısına sahip yerlerde yaşanmaktadır. Ayrışma enkazının fazla olması, eğimin fazla olması, bitki örtüsünün fazla olması, yağış miktarının fazla olması. Arkadaşlar, ayrışma enkazının fazla olması iyidir. Ama her zaman geçerli bir faktör değildir. Çünkü mutlaka eğimin fazla olması gerekir. Çünkü kütle hareketini oluşturacak potansiyel kuvvet eğimiyle ortaya çıkar. Bitki örtüsünün fazla olması kesinlikle gerekmez. Çünkü bitki örtüsünün fazla olması kütle hareketini engeller, erozyonu, heyelanı yavaşlatır. Yağış miktarının fazla olması kütle hareketini hızlandırır. Arkadaşlar, dolayısıyla bizim 2 ve 4 numaralı öncüllerimiz bir yerde kütle hareketinin fazla olmasını olumlu yönde etkileyen etkiler arasında sayılır. Cevabımız Edirne seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Arkadaşlar, 8. sorumuzda kütle hareketlerinin ortaya çıkmasında aşağıda verilenlerden hangisinin etkisi olmaz? Arazinin jeomorfolojik özelliklerinin, arazide iktisadi faaliyetlerin varlığının, iklim koşullarının, arazideki kayaçların ayrışma şiddetinin, arazideki bitki örtüsünün. Arkadaşlar, şimdi buradaki kütle hareketinin ortaya çıkmasında ne etkiliğidir? Arazide iktisadi faaliyetlerin varlığının herhangi bir etkisi yoktur. Ama zaten insanın olduğu her yerde iktisadi bir faaliyetin yapılması şarttır. Bak diğerleri jeomorfoloji, iklim, kayaç, bitki bunlar doğal faktörlerken beşeri faktör insanın yapacağı iktisadi ekonomik faaliyetlerdir. Tamam ekonomik faaliyetler örneğin yol yapıp, örneğin kayak, örneğin kış turizmi. Kütle hareketlerini hızlandırır, fazlalaştırır, şiddetlendirir. Ama bunların varlığı illa da kütle hareketlerinin ortaya çıkmasına bir etken olarak kabul edilemez. Cevabımız Bursa seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Buna göre gibi yerlerden hangilerinde akarsuların en büyük aşındırıcı güç olduğu söylenir. Dünya üzerinde etkili olan dış kuvvetler incelendiğinde akarsuların en geniş alanları etkileyen kuvvet olduğu görülür. Az önce söyledik. Tropikal kuşak, orta kuşak, kutup kuşağı. Değerli arkadaşlar çok kolay bir soru. Tropikal kuşak yani 0 ile 30 derece enlemleri arasındaki bölgeye ekvator çevresi bol bol yağış alan yağmur sularıyla şekillenen bir bölge. Orta kuşak yani 30-60 derece arasındaki ılıman bölge yani yağmur sularının en belirgin biçimde şekillendirdiği alan ama kutup kuşağında don olayı etkili olduğu için yıl boyunca sıcaklıklar sıfırın altında olduğu için burada akarsuların etkisinden bahsedemeyiz. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğinde verilen 1 ve 2'dir arkadaşlar. Bunu da geçtikten sonra akarsu parçaları incelendiğinde büyükten küçüğe doğru sıralaması
aşağıda pardon akarsu parçaları incelendiğinde bunların küçükten büyüğe doğru sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Çay, ırmak, dereden en küçüğü dere. Oy dereler dereler neler bilirim neler diyor ya. Dere, derenin büyüğü çay, hani çay harareti alır diyor ya. Herkes zannediyor ki o içilen çay, o içilen çay değil. Atlanan, yüzülen çay, dere, çay, çayın da büyüğü birleşmesiyle oluşan ırmak. Demek ki 3, 1, 2 olarak cevabımız 3, 1, 2 Ceyhan seçeneğinde verilmiş. Bu soruyu da güzelce yaptıktan sonra keyifle 11. soruya geçmek istiyorum değerli arkadaşlar. Yeryüzünün akarsular tarafından aşındırılması belirli bir seviyeye kadar mümkündür. Akarsu aşındırmasının sona erdiği alt sınıra ne ad verilir? Kalıntı blok, çentik vadi, asimetrik vadi, taban seviyesi, denge profili. Arkadaşlar çok kolay olmuş çünkü seçeneklerden çıkıyor zaten. Taban seviyesi aşınımın oluşabileceği en alt düzey, yani deniz seviyesini ifade eder. Dolayısıyla doğru cevabımız deniz seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Yeryüzünde bulunan bütün akarsuların oluşturduğu, akarsuların üzerinde aktığı zemini aşındırarak biçimlendirdiği yer şekline ne ad verilir? Arkadaşlar yeryüzündeki bütün akarsuların içinden aktığı yegane yeryüzü şekli vadilerdir arkadaşlar. Boğazlar dar ve derin vadilere verilen isim. Kanyonlar basamaklı, merdiven basamağı gibi yamaçlara sahip olan vadilere verilen isim. Taban, vadide akarsuyun iki kenarında uzanan düzlük. Menderes, akarsuyun yapmış olduğu dolambaçlar, salınımlar. Ama vadi, akarsuyun geçmiş olduğu oyuktur, oluktur. Dolayısıyla cevabımız Bursa seçeneği. Değerli arkadaşlar, 13. soruda buna göre aşağıda verilen yerlerden hangisi normal erozyon kuşağında yer almaz? Yeryüzünün şekillenmesinde akarsuların etkin olduğu bölgelere normal erozyon bölgeleri adı verilir. Jeomorfolojik olarak dünyada en geniş morfojenetik bölgesi aşındırma bölgesi, akarsu aşındırma bölgesi. Şimdi akarsu aşındırma bölgesinde yağmur olacak. İngiltere'de yağışlar var, Almanya'da yağışlar var, Yeni Zelanda'da yağışlar var, Türkiye'de yağmurlar var. Ama arkadaşlar Libya'da yağışların varlığından bahsedemediğimiz için Libya normal erozyon bölgesi içinde yer almaz. Hep söylüyorum ama değerli arkadaşlar YouTube Doğu Ateş Coğrafya kanalını sizlerin iyiliği için, bu toplumun, gençlerin, insanların coğrafyayı daha iyi öğrenebilmesi için çok zor şartlarda kıt kanaat koşullarda yapmaya çalışıyorum. İşte şimdi küçük kızımın sesini duyuyorsunuz. Mikrofondan sesi geliyor kulaklarınıza. Kızımın ağlaması, haykırması. Bunu acındırmak için söylemeyi bilmiyorum ama lütfen Doğu Ateş YouTube kanalının tanınmasına, duyulmasına, abone kazanmasına, reyting elde etmesine yardımcı olun. Kanalımız sizin de büyüyecek, sizin desteğinizle büyüyecek. Büyüdükçe daha güzel, daha fazla, daha coğrafi etkinlikler yapacağından emin olabilirsin. 14. sorumuza gelince, dünya haritası üzerinde gösterilen yerlerden hangilerinde akarsu vadilerine rastlanması zor? Hangilerinde akarsu yok arkadaş? Gel, bir numara Grönland, buzullarla kaplı. Burada akarsu yok. Olmadığı için akarsu vadisi burada olamaz. İki numara Amazon Nehri Havzası, yani Brezilya, bol bol akarsu vadisi olan bir yer. 3 numara Büyük Sahra Çölü. Yine Akarsu Vadisi'nin bulunmadığı veya bulunsa bile boş olduğu, içinden akarsuyun geçmediği, kör vadilerin bulunduğu saha. Demek ki 1 ve 3, 4 ve 5 de burada Ganj Nehri var. Burada Japonya'daki küçük akarsular var. Ama arkadaşlar 1 ve 3 de kesinlikle akarsuların varlığından bahsedemeyiz. Oralarda akarsu vadilerine rastlamak oldukça zordur. Dediğim gibi YouTube, Doğu Ateş YouTube Coğrafya kanalına verdiğiniz destekler için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Umarım anlıyor, kolayca çözüyor. Bu çözdüklerinizle gireceğiniz sınavlarda yüksek başarı elde ediyorsunuz ve elde edeceksiniz. Hepinize sevgiler, saygılar, iyi günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.